2016 yılı bütçemiz 57 milyon, 2017 yılı bütçemiz 58 milyon ama 2018 yılı bütçemizi şükürler olsun 31 milyon bir artışla toplam 89 milyona çıkmış bulunmaktadır. 2018 yılı bütçemiz yatırım ağırlıklı olacaktır. Gerek üst yapı ve alt yapı ile ilgili toplamda 15 milyon bir bütçe oluşturduk. Onun dışında yine el özel idaresinin araç parkının çok eski olduğunu gördük. Yeni araçlarla ilgili de toplamda 9,5 milyonluk bir bütçe ayırarak inşallah 2018 yılı içinde kırsal anlamda il özel idaresi olarak hizmet yılımız olacaktır. Tabii bunun dışında da bazı planlarımız var. Bu bütçemizi gerekli planlama yaptıktan sonra yetersiz olması durumunda şükürler olsun öz kaynaklarımız mevcuttur. Onu tespit ettik. 2018 yılı bütçemiz her ne kadar 89 milyon olarak belirlenmiş ise de ihtiyaç olması durumunda yeni projeler çıkması durumunda bunu 100 milyonun üzerine çıkartabilecek önerimizin olduğunu belirtmek isterim. Tabii bunun yanında şu ana kadar kurumlar arasında hiç yapılmayan GES projemiz var. Ciddi anlamda üzerinde durduk ve şükürler olsun. Güneş enerjisi santralimizle ilgili projemiz Enerji Bakanlığı'nda onaylanmış bulunmaktadır. Şu anda proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah yine 2018 yılı içinde bu GES projemizi hayata geçirmiş olacağız. Bunun dışında da tabii il özel idaresi olarak göreve başladıktan sonra atıl durumda olan Şeyh Musa Mezarlığı'nın civarında bulunan 10,5 dönümlük bir arsamız vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti bir okul yapılmak üzere. Tabii okulu başka yerde yaptıkları için 9 yıldan beri oradaki arsa atıl durumdaydı. Onu da İl Genel Meclisimizden karar aldırmak suretiyle belediye tahsisini yaptık. Şükürler olsun şu anda Şeyh Musa Mezarlığımızda da Siirt Belediyemiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bundan sonraki süreçte yine inşallah kırsala hizmet götürme anlamında gerek altyapı gerek üst yapıda her türlü çalışmayı yapacağız. Bununla birlikte tabii yeni az önce ifade ettiğim gibi yeni projeler ortaya çıkmakta. Yine malumunuz olduğu üzere Billoris, işte Siirt lehçesiyle Garnavi suyunun Kezir mesela alanına getirilmesiyle ilgili ciddi bir çalışmalarımız var. Bu projenin fikirsel anlamda sahibi Sayın Milletvekilimiz Profesör Doktor Yasin Aktay'dır. Ciddi anlamda proje üzerinde durmaktadır. Günübirlik onunla istişare etmekteyiz. Şu anda suyun çıkmasıyla ilgili, sondaj sonucu suyun çıkmasıyla ilgili güzel gelişmeler oldu. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki günlerle gerek milletvekilimiz, gerekse sayın valimiz gerekli basın açıklamasını yapacaklardır. Ama ben buradan müjdeyi şu şekilde vermek istiyorum. İnşallah olumlu gelişmeler var. Şu anda suyun sıcaklığını arttırmak için 350 metreden aşağıya doğru sondaj işlerimiz devam etmektedir. Bunun yanında bilindiği üzere kendi özgüremiz olmadığı halde yine sayın valimizin talimatı, milletvekilimizin de bilgisi doğrultusunda Siirt Havaalanı'nda il özel idaresi olarak ciddi çalışmalar yapmaktayız. Ve bunu rahatlıkla ifade etmek isterim ki devlet hava meydanlarını adeta sürekledik bu işi biraz daha çabuklaştırmaları adına. Ekiplerimize de burada teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel çalışmalar yapmışlar. Hafta sonu demeden, gece gündüz demeden güzel çalışmalar yaptılar. Havaların müsait olması durumunda, güzel gitmesi durumunda il özel idaresi olarak bizim 1-1,5 aylık gibi bir çalışmamız kalmıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte de Siirt'in kalkınması açısından gerekli her türlü projeye destek vereceğimizi belirtir. Saygılar sunarım.